Recep Bey, iyi günler. Efendim, öncelikle yaptığımız görüşmeler sistem üzerinde kaydedilmektedir. Müşteri... Efendim, hemen açıklayacağım. İsmim Tuğrul. Alo. Çiftlik Bank'tan arıyorum efendim. Çiftlik Bank. Evet, Çiftlik Bank'tan arıyoruz efendim. Efendim, ismim Tuğrul. Efendim, Tosun derken Mehmet Bey'den mi bahsediyorsunuz? Arjantin mi? Efendim, ilk öncelikle sizlere şunun bilgisini vermek istiyorum. Evet, Çiftlik Bank maalesef 2018 yılında talihsiz bir dönem yaşadı. Fakat şu an Türkiye pazarına tekrar döndü. Sizin de 1.000 TL'lik yatırımınızı görüyorum burada. Geçen sene kaç oluyor be? 2018. Anladım. Efendim, şimdi bu Çiftlik Bank olayı geri döndü Türkiye'ye tekrar. Elle değiştirdi. Bunun akabinde sizin 1.000 liranız şu anda 6.000 TL olarak gözüküyor. Efendim, şu anda nakit işlem sağlayamıyoruz. Bununla hayvan alabiliriz tekrardan. Tekrar yumurta, süt üretimi yapabiliriz. Ya ben istemiyorum hayvan hayvan param verin be. Anladım, anladım. İsterseniz size bu 1.000 TL'yi 700 TL olarak geri ödeyebiliriz. Ya neden 700? 6 bin lira olmuş 1.000 TL. Bana versin ya 6 bin. 6 bin ne istiyorum? 1.000 TL'yi geri verin be. Efendim, isterseniz şöyle bir uygulama yapalım sizle, size özel. Bir saniye, sesim geliyor mu? Buyurun. Efendim, hemen hallediyorum. Çok kısa bekleteceğim sizi. Efendim, isterseniz şu an Çiftlik Bank'ta olan 1.000 TL'nizle 20 tane koyun, 5 tane de kedi alabilirsiniz. Evet, kedi de alabilirsiniz. Şimdi hemen sistem üzerinde gerçek bir hafta içerisinde bu paranızı 6.000 TL olarak geri alabilirsiniz. Sadece bir hafta içerisinde. Efendim, şu an verirsek 700 TL olarak verebiliyoruz. Bir hafta dayanırsanız 6.000 TL olarak geri alacaksınız. Efendim, şu anda maalesef sistemde çıkan bu. Ama dilerseniz siz bize 500 TL daha gönderin. Bunu 3 güne indirelim. Olacak? 500 liraya 6 bin lira göndereceğim ama 3 gün içerisinde göndereceğim. Ya ben daha fazla beklemek istemiyorum. Bana bu akşam paranı yatırın ya da yarın sabah. Efendim, yapabileceğimiz bu. 1.000 lira gönderirseniz yarın sabah gönderebiliriz. 6.000 TL olarak geri ödeyeceğiz efendim. Efendim, şimdi verirseniz yarın sabah 6.000 TL olarak geri ödeyeceğiz. Şu an önümüzdeki hafta 700 TL olarak geri alabilirsiniz. Tosun Mehmet Bey mi? Çiftlik Bank'ın sahibi. Mehmet Bey'e mi aktarmamı istiyorsunuz Recep Bey? Bulmuş ya bir tane Lolita. Bütün gece
Moruk, Mehmet Bey olarak gireyim mi yayına? Siz şu anda Mehmet Bey'le mi görüşmek istiyorsunuz? Recep Bey, yani Tosun dediğiniz Çiftlik Bank'ın sahibi mi? Çok kısa hatta beklerseniz hemen yönlendireceğim. Ne kadar çok kısa? Çok vaktim yok. 15 saniye. Bekliyorum. Bak nasıl bir yendim şimdi ama bağlamadan sıkıyor. Anasını sikeceğim ortalığı şimdi. Bu arada yayının başında olmayıp yayınlara geç gelenler, son şansınızda bir daha yayınlara geç gelirseniz, dur ben de sikeyim. Bir daha yayınlara geç gelirseniz yayınlara katılamayacaksınız. Yayının başından sonuna kadar yayında olmanız gerekiyor efendim. YouTube'da da tekrarı yok. Alo. Alo. Senin koca götünü sikeyim ben. Alo. Paramızı ver paramızı. Efendim? Mehmet. Buyurun. Arjantin'e ses geç geliyor galiba. Geç cevap verin Mehmet. Buyurun. Mehmet ananı sikeyim ananı. Ananı paramızı ver oğlum çocuğu. Kimi aradınız efendim? Mehmet aradım. Şimdi baktım sahibi Şişko'yu. Tosun. Aa yanlış numara. Yanlış numara olmuş. Nasıl yanlış numara? Ben sizi aramadınız ya bana. Kardeşim sen kimi aradın gece gece? Ben aramadım ki. Sizi aradım. Bak beni. Senin melanı sikerim. Sen dalga mı geçiyorsun? Saat gece... Ya sporcusun sen de sen aradın beni. Açık artık. Ya o kim aradı manyak mısın? Saat gece 11'e geliyor. Ben evli barklı adamım. Oturuyorum burada. Ben acıyorsun ki Mehmet. Ya sikerim senin atları ulan. Neredesin sen? Alo. Ben burada karımla, çoluğumla, çoluğumla, çocuğumla oturuyorum. Sen kimsin lan beni arıyorsun? Alo efendim, kapattınız telefonu ama ben Mehmet Bey'e aktarmıştım sizi. Efendim siz telefonu kapatmışsınız o yüzden. Anladım, hatta mısınız, aktarayım isterseniz. Ya Mehmet'i ara, Mehmet'i bağla bana. Tamam zaten ben ona bağlayacağım, telefonu kapatmayın lütfen. Yok efendim, siz telefonu kapatmışsınız. Ondan kaynaklanıyor bu. Ya Tuğrul mu demiş mi? Tuğrul efendim, buyurun. Ya Tuğrul başkasına bağlısın. Beni ben Hakan, Ahmet ne o? Mehmet'i bağla bana. Hakan ne bu? Hemen bağlıyorum efendim. Hatta mısınız? Bekliyorsunuz. Bu Mehmet'in soyadı neydi lan? Dur bana sikeyim. Mehmet Çiftlik Bank. Tosuncuk Mehmet Aydın. Var İyi günler. Alo. Alo. Efendim Mehmet Bey'e aktarıyorum, hatta kalın. Hadi be. İsmim Mehmet. İsmim. Ay, İsmim Mehmet. İsmim Mehmet, buyurun yardımcı olayım. İyi günler Çiftlik Bank'tan Mehmet, ben buyurun yardımcı olayım. Mehmet kendini tarif et. Nasıl tarif et derken anlayamadım. Kaç kilosun? 130. Senin ananı sikeyim ben.
Yediğimiz paraların dış arasına. Arasını siktim bu işlerin be, kaç kilo aldırdın amına kodum şişofu. Yedin bütün paralarımızı, domuz etini yedin. Gavurların arasına kaçtık var, siktim bütün paramızla. Amına kodum şişko seni sıç arasına. Alo, bu sesim geliyor mu şu anda? Ya sesini sikeyim be şişko. Efendim, biz paranızı iade edebiliriz isterseniz. Şu anda Türkiye'de tekrar... Ver bana paramı be. Bak kese bak kese. Amına kodum, nasıl belli şişko oldu sesinde. Sesi çıktı o sesi. Kıptan da olmuş ya. Ya amına kodum, ya sıçılım. Ya dulum amına kodum, ya dulum. Paramızı ver be. Anladım efendim. Hemen ben paranızın iade işlemi için... size aktarıyorum o zaman. Hemen paranızı hesabınıza iade edelim. Mehmet bana üzerinde numaranı yazsın. Lan beni çıktığı bu akşam senin orada. Lan bırak bunun güzel. Ya sinirliyim ben babama ya. Yani Recep Bey, ekonomik çıkışlardan dolayı oldu bu. 1.000 liralık bir... Ya beni amurak koyayım. İnsan da özür diler. Abi der bu aranı bozulursa çabuk. Kusura bakma bir şeyler çıkar. Arıyorum. Recep abi haklısınız. Siz cana yakın bir insana benziyorsunuz. Fakat durumlar bildiğiniz gibi değil. Nasıl diyeyim? Gördük fotoğraflarını da haberlerde şeylerde. Yatlarda teknelerde geziyordu. Altında Ferrari amcık. Ben biliyordum Citroen'e amcık. Benim 1.000 lira mı göz koydum amcık? $1 milyon götürmüş ya. Anlıyorum. Bu... Recep Bey, küfür etmezseniz paranızı iade yapacağım. Etmeyeceğim, devam ettir paramı geri ver. Anladım. Biz 3 gün içerisinde, şimdi Uruguay'dayız biz, Arjantin'de değil. Uruguay'dan... Ya her ne araştırmışsa işte. Uruguay'dan EFT süresi 5 gün sürüyor. Anladım. Fakat pazartesi bugün. 5 gün sonra cumartesi oluyor. Yani bankalar kapalı. Getir bana paramı ya. Anladım. Ben bir de Panama'ya geçeceğim. Panama'dan yaparsam size para transferini 4 gün içerisinde yapabilirim. Yani cuma günü hesabınızda olur. Ya Panama karıştırma. Panama yaptır ya. Panama anlayamadım tam orayı. Bunu bak, bunu bir hafta devam ettirelim mi böyle? Recep Bey, isterseniz bakın, mağduriyetiniz sistem üzerinde kaydedildiği için bize gerçekten zarar vermekti şu an. Çünkü bunlar YouTube'da yayınlanacak hepsi. Nasıl, ben kötü bir şey söylemiyorum ki sen. Yok, kesinlikle haklısınız. Zaten Çöplük Bank'ın 2 senedir piyasada olmamasının sebebi gerçekten... tuhaf karşılandı Türk insanları bazında. Yani sizin gibi... Ya ne tuhaf karşılandı ya? Konuşma be azıcık parası yatır. Sikerim senin tuhafını. Sokuk. Amına kodum çürçünü. Yer turumu. Yani böyle... Yer su kısırı be. Ya siz kaç kilosunuz Recep Bey? Allah aşkına. Yani sürekli bakın hakaret ediyorsunuz ama karşınızda bir insan var. Ya bakın, siz tansiyon hastası olabilirsiniz, şeker hastası olabilirsiniz. Bizim de sağlık sıkıntılarımız var. Aa, çok normal değil mi acaba? Yemiş sen gitmeyin, ben de bana da sağlık sıkıntım var. Amca, tuvaletik ve tutulan sıkıntılarının içinde öğütmeye mi çalışıyorsun iyiliklerini? Ara sıra sıç. Bir saniye bekletiyorum. Arkadaşlar, kedi sesi yap falan diyorsunuz ya. Bırakın bu şakayı eskiden olduğu gibi bir haftaya yayalım.
Şimdi kedi sesi yaparsan telefon şakası olduğunu anlayacak. Bana bırakın. Sus bana hani sikeyim bir şey anlatayım insanlara. Bana bırakın. Şakayı bitirmeyelim. Bu şekilde şimdi Hakan olarak bir daha ben miyav Hakan falan yaparsam bu şakanın devamı gelmeyecek. Bana bırak. Efendim biz sistem üzerinde sizin IBAN numaranızı bulduk. Buraya paranızı iade edeceğiz. Paranız iade olana kadar hatta bunu biz şu anda temsilcilerimizle görüştük. Bunu 6000 TL olarak geri ödeme kararı aldık. Bu sistem üzerinden bir hafta zaman alabilir. Sizi bir hafta içerisinde her gün arkadaşlarımız düzenli olarak arayacaklar. Sistem üzerinde paranın... Sen beni mi arayacaksın para yatmak için? Yok, para yatıp yatmadı mı? Bunu kontrol etme amaçlı arayacağız. Efendim ama para yattıysa bir daha yatma ihtimali var hesabınıza. Yattı abi tabii sikerim amurası. Bir kere de sikerim oturup kaldım. Olacak yani. Abi şuna bak çaldım paramı. Bir kere de fazla para yattım amurası. Abi kaldıya bak ya. Sikerim amurası para yatar. Yürüyor. Yattı. Ne olacak yani? Şimdi Recep Bey Türkiye'deki tüm hesapları geri iade edeceğimiz için karışıklık olmaması gerekiyor. Tamam ben isteme başkası parası. Bana kendi param ver. 5000 altın isteme. 1000 lira mı geri ver bana. 1000 lira, 1000 dolar, 1000 lira oldu hatırlamıyorum. Anladım. 6 gün iş günü içerisinde paranızı iade edeceğiz. Bundan garanti edebilirsiniz. Sizlerden bir ricamız var. Çiftlik Bank'ı lütfen insanlara anlatırken biraz daha hoşgörülü anlatalım. Ya bak işte. Sen kimsin? İsmim Mehmet. Efendim siz bizi Lüleburgaz'dan mı aramıştınız? Siz aramadınız beni, ben sizi aramadım. Efendim benim yenge tarafı Lüleburgaz'da neden söylemiyorsunuz? Ya yenge söyleme İstanbul'a bana zorla kısırtacaksınız ya. Recep Bey, biz size ödememizi 20.000 TL olarak yapalım. Bu tatsızlık kapansın. Bak Mehmet Bey. Mehmet Bey oğlum. Buyurun. Akrabanızı söylemek istemiyorum. Beni bak paramı geri verin. Konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Çok da bende var vize. Ben çıkabiliyorum. Mutlu seç mi uğraşır? Gelip sana ne dedi lan? Efendim yengem Hatça Hanım'ın da bu şekilde sıkıntıları var. O... Ne ismini? Hatice. Buyurun. Alo. Akraba çıkmayalım sende Mehmet. Bana akraba girer. Hikmet durma bu yoksa sonra. Valla şu anda görüşmemizin sona geldiğini belirtmek istiyorum. Biz yarın sizi arayacağız. Şu an mesai saatleri dışına çıkıyoruz çünkü. Ya mesainizi sikeyim o zaman. Abone konuşmanın paramı versene bana ya. 6 iş gün içerisinde hesabınızda efendim. İyi günler diliyoruz. İyi günler. Bir Hakan olarak arayayım mı bir de? Abi gel ne yaptın? Bizim evler öyle evler ki arkadaşlar. Bahçeler...